Irak'ın kuzeyindeki kupla devletin lideri Barzani, Ankara'da Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'yla bir araya geldi. Aleykümselam, aleykümselam. Türkiye temasları boyunca sessiz kalan Barzani bugün konuştu. Temaslarında Kerkük petrolleri konusunu görüştüklerini belirten Barzani, Türkiye'nin Kerkük konusundaki yaklaşımı değişti, dedi. Kerkük'ün devlete katılması, Irak'ın kuzeyindeki bölgesel yönetimin bağımsız bir devlet olmasında kritik bir adım olarak görülüyor. Türkiye geleneksel olarak bu adıma karşı çıkıyordu. Ancak AKP döneminde Irak'ın kuzeyinden çıkan petrolün Bağdat'tan bağımsız olarak Türkiye üzerinden pazarlanması için çalışmalar başlatıldı. Kerkük'ün statüsü konusu da bu gelişmeyle bağlantılı olarak gündeme getiriliyor. Barzani'nin bu açıklaması bu yolda kritik eşik aşılmış yorumlarını da beraberinde getirdi. Barzani son dönemde Amerika'nın da yönlendirmesiyle PKK ile Türkiye arasında arabuluculuğa soyunma çabası içine girdi. AKP çevrelerinin de bu çabayı parlatması dikkat çekiyordu. Bu durum Türkiye'deki açıklamalarına da yansıdı. Barzani, Kürt sorunu silahla değil barışçıl yollarla çözülsün mesajı verdi. Memnun olur. AKP hükümetinin bu kapsamdaki çalışmalardan memnun olduğunu belirtti. Barzani, Suriye konusunda Erdoğan'la aynı cephede olduklarını dile getirdi. Beraber çalışmaya devam edeceklerinin işaretini verdi. Irak'ın bütünlüğünü savunan Maliki yönetimi de Barzani'nin açıklamalarında geniş yer buldu. Barzani, Maliki'ye bağımsızlık için halka gideriz tehdidini yöneltti. Kaçak Cumhurbaşkan Yardımcısı Haşimi ile temaslarında süreceğini kaydetti.